Yıl 1926, yani tam 91 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk vizyoner lider kişiliğiyle ülkemizde kadın erkek eşitliğini esas alarak Medeni Kanunu hazırlattı ve kadınlarımıza yaşamın her alanında erkeklerle eşit haklara sahip olmalarını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdi. Yıl 2017, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir üniversite rektörü sosyal medya hesabından şu fetvayı veriyor. Bir kadın elinin yabancı bir erkeğin eline değmesi zaruret yokken haramdır. Yabancı bir kadın elini tokalaşmak için tutmak ateş tutmaktan daha korkunçtur. Oysa ki üniversite demek hayatın her alanına yönelik araştırma demektir. Bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerde üniversiteler başat role sahiptir. Bizim üniversitelerimizde ön yargılardan ve dogmalardan uzak, fikri, irfanı, vicdanı hür, çok yönlü düşünen, araştıran, yaratıcı bireylerin ve nesillerin yetişeceği adresler olmalı ve teknolojik gelişmemize öncülük yapmalıdır. Ne acıdır ki bir rektörün bu fetvalarına hükümetten ciddi bir tepki gelmemiştir. 21. yüzyılda gelmiş olduğumuz durumu göstermesi açısından ne kadar ibret verici değil mi? Bir başka sözde ilahiyatçı çıkıyor, kadınların pantolon giymesinin, üniversiteye gitmesinin günah olduğunu söylüyor. Şort giydikleri için kadınlarımız otobüslerde, parklarda saldırıya uğruyorlar. Saldırganlar gözaltına bile alınmıyor. Başbakan bunları yapanlara mırıldanabilirsiniz diyor. İşte 2017 Türkiye'si, işte AKP Türkiye'si. 2015-2016 eğitim yılında okula devam etmeyen 143 bin kız çocuğumuz var. 2002 yılından bugüne zorla evlendirilen kız çocuklarımızın sayısı ise resmi rakamlara göre 643 bin. Durum bu kadar vahimken ülkemizi tek başına yöneten AKP iktidarında 2015 yılında imam nikah kıymak için resmi nikah kıyma şartı kaldırıldı. Bugün ise müftülüklere evlendirme yetkisi verilerek kadın erkek eşitliğini temel alan Medeni Kanun'un altı oyuluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın ise sesini duyan yok. Çünkü kendisini Türkiye'deki kadınları temsil eden bir bakan olarak görmüyor. Ne acıdır ki sadece kendisine tepeden talimat geldiğinde gereğini yapıyor. Günlerdir kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları endişelerini dile getiriyorlar. Ve bu tasarının kız çocuklarımızın geleceği, erken yaşta evlendirilmeleri, aile ve sosyal yapımızda ortaya çıkabileceği travmalar açısından içerdiği tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyorlar ama nafile. Hükümette dinleyen yok. Çünkü AKP ülkemizin geleceğini değil, dini kullanarak gelecek seçimlerde oylarını artırmanın peşinde. Cumhurbaşkanı isteseniz de istemeseniz de bu yasa geçecek diyerek meclise talimat veriyor. İşte AKP'nin ileri demokrasi anlayışı, farklı görüşü ya da endişesi olanları dinlemekten ziyade onları dinsiz diye yaftalatmak, dayatmayla, talimatla meclisten yasa geçirtmek, kendi partisinin vekillerinin itibarını yok etmek, sonra da meydanlarda güçlü meclis safsatalarıyla halkımızı kandırarak oy peşinde koşmak. Zaten ayrışmış, kutuplaşmış toplumumuzu birleştirecek ve bütünleştirecek düzenlemelerden ziyade bir de evlilik müessesesinde ayrıştırmak, müftü nikahıyla belediye nikahı ayrımını yerleştirmek toplumumuza nasıl bir fayda sağlayabilir? Bizlerin, siyasetçilerin en önemli görevi halkımıza karşı dürüst ve iyi niyetli olmaktır. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın aleyhine bir kanunu bu meclisten geçirmemeliyiz. Genel başkanınızın isteseniz de istemeseniz de bu yasa meclisten geçecek talimatına uyup oy verirseniz, bu yasadan zarar görecek bütün kadınların, zarar görecek bütün genç kızlarımızın vebali sizin boynunuza olacaktır. Hikayeyi bilirsiniz. 4. Murat döneminde yaşadığı söylenen Bekri Mustafa, bir cenazede namaz kıldırmak için imam arayanlar tarafından başında sarığı olunca imam sanısıyla cenaze namazını kıldırmak mecburiyetinde bırakılır. Bekri hayatını kaybeden kişinin kulağına eğilerek bu dünyanın halini soranlara Bekri imam oldu dersin, onlar bu dünyayı anlarlar demiş. Bekri bugünkü Türkiye'de yaşasaydı muhtemeldir ki hayatını kaybedenin kulağına eğildiğinde bilim merkezi olması gereken üniversitelerin rektörlüğünü sofra madrabas profesörler yapıyor, nikahları ise artık müftülükler kıyıyor dersin, onlar AKP'nin Türkiye'yi dönüştürmek istediği hali anlarlar derdi. Saygılar sunuyorum.